haftanın ilk günü Pazartesi günden herkese hayırlı günler hayırlı sabahlar hayırlı hafta başı diyelim şöyle bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'den itibariyle 42800'lerde geziyor arkadaşlar. 44 binlerden sürekli bir yani tam şuralardan bir red diyor. E, 44 bini e aşacak mıyız? 42 binin aşağısına sarkacak mıyız? Bu önemli arkadaşlar bize göre. Yani şuradaki de şöyle yapalım. Tam yeni girenler var arkadaşlar. En ufak iğneleri baz almasınlar diye. Şöyle hem de onları fazla korkutmamak amaçlı biraz daha desteğimizi aşağı çektik. Yani nokta atışı çektik birazcık. Aslında Desteğimiz tam yani 42 bin, 43 bin civarı. Evet 4 saatlikte biraz aşağısına atmışız ama az sonra de daha detaylı inceleyeceğiz. Şöyle bir terminalimize baktığımızda en sonki videoda ne dedim arkadaşlar biraz majör coinlerde durun. matikalın alın, adı alın. Matik'teki biliyorsunuz e, tiplerde tiplerden sizlere toplattırmıştık. Yani e, bugün itibariyle de %3 güzel yükselmiş. Ada ada bir atağa kalktı. %11'lik bir sert bir yükselişi. Başlattı bakalım nereye kadar gidecek ama ondan öncesi şöyle piyasalara bir bakalım, haberlere bakalım. Önümüzde neler var? Yorumlarda geleceğiz arkadaşlar. tabi bu arada kaçak izleyicilerimizde de seslenelim. Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz konular varsa yazın arkadaşlar ya da sorularınız varsa yazın. Elimizden geldiği kadar cevap Atladığımız yorumlar ya da sorular olursa da affola. Şimdi küresel piyasalara bakmak için erken ama bizim piyasalarda şöyle baktığımızda Asya piyasalarından çok sert bir satış gelmedi. İnşallah bunun ardından Avrupa ve Amerika'dan da bu yönde adım gelir arkadaşlar. Yani satış gelmemesi bizim için önemli. Global küresel piyasalara baktığımızda evet bir geri çekilme var ama geri çekilmenin itibariyle özellikle Asya tarafında hafiften bir toparlanma süreci görüyoruz ama belki bu toparlanma süreci <laughs> yalancı bir süreçte olabilir. Ee, yani bütün haberlere bakmaya başladım arkadaşlar. Ee, parken, yani Walmart'ta biliyorsunuz metaverse çerçevesinde adımlar attığını biliyoruz ama şöyle iki tane bir e, önemli bir haber gördüm. Evet. Ee, Avust, Avustralya'daki açık oyun turnuvaları Desert'tan da başlayacak arkadaşlar artık turnuvalar. Bakın gördüğünüz gibi metaverse içerisinde başlıyor. Bu e, büyük bir adım arkadaşlar. Bu çerçevede biliyorsunuz Adidas'ından tutun Nike'ına kadar büyük kurumsal işletmelerde artık metaverse çerçevesinde piyasalarımıza da geliyor. İkinci gördüğüm bir önemli bir vize ile ilgili bir haber vardı arkadaşlar viza vize evet yani şurada vize yaptığı 9 ülkedeki bir araştırmaya göre arkadaşlar yani her 4 şirketten birisi şimdilik ee, kripto ile ödemeyi kabul edeceğini söylüyor yani eğer gerekli zemin hazırlanırsa kripto ödemeye hemen geçmeye hazır olduklarını ee, tabi anketin içerisinde incelediğimde halkın ee, daha çok ee, Kripto olarak güvendiği bir e, süreci analiz etmişler. Tabi haberler daha gelecek arkadaşlar. Akşamki videomda daha detaylı haber e, inceleyebiliriz. Evet şu anda ben yurt dışı olduğum için. E, Türkiye saati, Avrupa saati, Amerika saati erken de olduğu için hala uyanmadıkları için yeni haberler, önemli haberlere daha var diye düşünüyorum. Bu bir ön incelememiz olsun. Bitcoin'de son durum nedir derseniz. Yani şöyle bir tablomuzu büyütelim. Son duruma bir bakalım. Evet, son durumda değişen ne var? Değişen bir şey yok. Düşen trendi kırdık. Bir yatay sürece başlamış gibi gözüküyor. Belki yani şuradaki kanalı şöyle bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. Yani şöyle bir şey yapmış olsak belki tam kırdık, kıracağız diyoruz ama yani e, önemli değil. Bizim için önemli 43'ün üzerine kalalım bugünlük. Gerisi kolay diye düşünüyoruz. Zaten şuralardan biz sizlere sattırdık altlardan özellikle MATIC, ADA, DOT toplamanızı söyledik, Ethereum'da alınabilir dedik. Yeni giren arkadaşlar özellikle şu shift biraz uzak durun. Evet çevrenizdeki insanlar güzel kazanmıştır ama bir de çevrenizdeki o kaybeden insanların bir durumuna bakın. Paralarının nasıl eridiğine bakın, ona göre yatırım yapın arkadaşlar. Diyeceğimiz bu şimdi. Bitcoin şöyle bir tepeden bakalım. Evet e, düşen kanalın içerisine girmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Yani şu sarı çizgimizin altına yani şöyle bir uzatalım şöyle. Buraya daha içerisine girmedimse sürece hiçbir sıkıntı yok. Geri çekilmeler nereye kadar gelebilir? 40 bine kadar gelebilir. E, benim bir 37.500 bir beklentim olduğunu sürekli söylemiştik. Nasıl ki burada dedik ki arkadaşlar bakın. Bitcoin buraya sert iğne attığında biz buralardan toplattırdık sizlere ama dedik ki Bitcoin bakın attığı iğneyi unutmaz. Bir ay önceki yılbaşı önceki videolarıma bakın hepsinde ne dedim? Dedim ki arkadaşlar Bitcoin attığı iğneyi unutmaz. Orayı tamamlar. Buralardan aldırdınız. Neden o zaman hocam? Buralarda sattırmak için. Bakın burada da uyardık. Dedik ki herkes 54 bin 55 Yapmayın. Hiç gerek yok arkadaşlar dedik. Biz 52.000 500'de bir şey pardon 51 51 bin biz sizlere sattırdık tekrardan şurlardan ve buralardan almanız gerektiğini söyledik evet benim oyun planında 45 bin 6 ekümlü durumu var 40 bin 6 kötü senaryoların başlama potansiyeli de yüksek ama herkesin bir oyun planı olmak zorunda yani ne yapmak istiyorsunuz uzun yatırımcı mısınız kısa yatırımcı mısınız e, vurkaçı mısınız? Ne yapmaya çalışıyorsanız elinizde bir oyun planı olmak zorunda ona göre hareket edin. Yani şöyle söyleyeyim. A coin'i almışsınızdır. Bana %60 gel. %60 gel geldi mi satacaksınız arkadaşlar. Yok e, %60 gel geliyor. Bakıyoruz 2x yapıyor, 3x yapıyor, 4x yapıyor. Orada milyoner olma uykusuna dalıyoruz, dalıyoruz. Sonra geliyoruz en dipte buralarda satış yapmaya kalkıyoruz. Arkadaşım eğer Burada biz dinleyip satış yapmadıysan gelip dipte satmanın hiçbir mantığı yok. Kaybetmeye mahkumsun Eğer burada satış yapıyorsanız, burada sizleri sattırıyorlarsa kusura bakmayın geçmiş olsun. Tepede satamadıysanız. Ha şunu düşünebilirim. Evet yani buralarda satarsanız belki eğer buraya ve özellikle 37.500'e doğru bir geri çekilme olursa <laughs> ortalamanızı düşürürsünüz ama yani böyle bir risk yapılır mı? Yani ben olsam yani eğer buradaysa ne yaparım? Eğer buraya düşerse ekstradan bir e, parayla alım yaparım. Zaten biz ne dedik? Satarken de parça parça satıyoruz. Alırken yani şurada ne yaptık? E, yer pozisyonumuzu bozdurduk. Burada dedik ki arkadaşlar ben tümden e, nakite dönüyorum. Aşağıda toplamak için. Nasıl parça parça satıyorsak parça parça da alıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda da yine e, Matik çok büyük bir kar da olmasa e, ufak bir kar elde etmiş durumdayız. Bitcoin'de başka ne var? Şöyle bir e, tablomuz da vardı arkadaşlar, bunu da söyledim. Dedik ki arkadaşlar yani şu süreçte bakın e, oyalanma sürecine girecek bu trendin kırılımı bizim için önemli ve özellikle söyleyeyim arkadaşlar yani benim için önemli olan 45.700 45.800 üzerinde bir kapanış beni olumlu bir senaryoya iter. İkinci en önemli direncimiz ise e, bana göre burası arkadaşlar kusura bakmayın 51.400 e, 400 üzeri kapanış. İki tane önemli bir direncimiz e, var ama bir bekleyelim belki buranın aşağısına kıralacağız. Eğer şuradaki daralan bir yapı belki biraz daha şöyle yapabiliriz. Buradaki bir daralan yapı aşağı yönlü kırılırsa bin'i bir bekleyelim. Buradaki desteğimizde kaybettik mi? Evet. 37.000'ler binler gündemimizde olabilir. Diyeceklerim bunlar e, Bitcoin'de şöyle bir yorumlarda bir bakalım arkadaşlar. E, hocam Pont e, Pontcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, bir sürü coin var arkadaşlar. Pondcoin de benim portföyümde olmadığı için e, detaylı inceleyemiyorum ama şöyle bir grafiğine bir bakalım. O seviyelere gelebilir mi? bir analiz ederim. Osman Bey, hocam DEX'i detaylı, grafik çerçevesinde detaylı inceleme yaparım. Evet, yine fazladan coin isteği var. Karaoke videoları bayan bir e, takipçimiz tarafından. Fiyo ve Perer ikisinden birisini alalım. Diğer arkadaşlar da yer olsun arkadaşlar. E, aşağı yukarı hepsini okuyorum. E, şöyle bir bakalım. Osman Hoca fiş. Evet Osman Hoca'nın yorumunu ...unutmuşsunuz. Şeyma Hanım ne demiş... ...dentler deri olmuş. Ben de bir sandal. Sanırsam zamanında... ...kar almayan arkadaşlardan birisi. Tabii ki onlardan birisi arkadaşlar. Şeyma Hanım'ı tanırım. Ee, yani... E, maalesef o da yeri geldiği zaman... ...kar alamayan... E, ...arkadaşlardan bir tanesi. Evet şöyle hepsini... ...aşağı yukarı okuduk. E, 227 görük bir hafta dolar olmadan... ...satmam. Dentle ilgili de var. Hepsini ele almaya çalışacağız... Şöyle sırat ilk önce bir dentle başlayalım. Dentle de son durum ne? Şöyle bir bakalım. Dent'i dün, dün videoda çekemedim arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Dentle de ne dedik? Ee, şu büyük formasyon e, çiz, silelim arkadaşlar. Buradaki W line'ı söyledim. Buna gerek yok. Şurada ee, şuralarda kar almanız gerektiğini iki kez söyledik. Bakın bir burası iki burası dedik. Ee, şu anda durum ne? Yani şurayı kaybetmediğimiz sürece 36 bandını kaybetmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Dentin hareketlenmesi için 39-40 bandını alması lazım. Oralardan bir red yeme olasılığı çok fazla oluyor. Az önceki şekil ise şöyle arkadaşlar. Bir W var. W'nin kırılım yeri de 47-48 ama şuradaki deste yani direnci alırsak 40 bandını alırsak bana göre en önemli dirençlerden bir tanesi bu bir. İkincisi burası yani 47 2 direnci aldıktan sonra evet W hedefi gelir. Ona göre hareketlenir. Arasay yani Arasay'da aslında 50'nin e, üzerindeymiş gibi yani biraz daha şöyle yukarı doğru hareketler. Tabi Bitcoin izin vermiyor arkadaşlar. Yani e, her coin'i kendi potansiyeli açısından düşünmüyorum. Yani şimdi elinde dent olanlar var. Ya hocam bize ne Bitcoin'den, bize ne küresel piyasalardan haberlerden. Arkadaşlar bu işler öyle değil. Yani küreselleşmiş bir dünyada her şey birbirini etkiliyor. O yüzden e, ne yapıyoruz biz genelde videoya başlamadan önce şöyle bir küresel piyasalara bakıyoruz. Tehlikeleri seziyoruz. Tehlike sezdik mi zaten sizleri en tepede uyandıran e, biziz. Arkadaşlar şu yükseliş uykusundan uyanın uyanın. Kar satışı yapın dedik mi dedik. Dentte de ne demiştim iyi hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar 75-73 bandı üzerinde tutuna tutunamayan bir dent var. Ben 73'te satıyorum. E, sizler de ona göre e, dikkat edin. Sattık mı? Yok. Niye? Hocam uzaya gidiyoruz. Ay'a gidiyoruz. E şimdi neredesin? Hocam dünyadayız uyandık. E, kusura bakma. E, biz ne yapıyoruz? Biz de buralardan diplerden toplamaya çalışıyoruz. Yani, bana göre dert artık yani şuralarda ekümle konum arkadaşlar. Aslında şuralara kadar bir gelse daha güzel olur da. Tabii şimdi gelirse dedik hemen dertler oradan kızdı. Ya hocam daha nereye kadar düşsün? Arkadaşlar yani biz alım noktası olarak uzun vadeli olarak e, o çerçevede söyleyeyim Şöyle bir düşen kanalımız var. Kırdık. Hala bir yatay süreçte ama maalesef piyasalar izin vermiyor. <laughs> Şu bizim ikili strateji ne diyor? Ara sayına şöyle bir bakalım. Bir uyumsuzluk yokmuş gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle sat sinyali üretmiş, al sinyal üretmiş. Yani şurada yatay e, için hem al hem sat sinyalini beraber üretiyor. O yüzden net bir şey diyemeyiz. Dent de diyeceklerimiz bu kadar ama şöyle bir süper trendine bakalım. Süper trendi de ne demiş? Yani hala al sinyalini sürdürüyoruz süper trend arkadaşlar. Bu önemli. Ee, bakalım şurayının üzerine de atacak mıyız? Yani dediğim nokta burası arkadaşlar. Burayı bir alalım gerisi kolay yani iki nokta var. Ondan sonra den yoluna bakar diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yorumlarda PONT'a bakalım. PONT hiç incelemedim diye düşünüyorum ama şuradan Bitcoin'le şöyle bir süper trendine bakmadık arkadaşlar. Al sinyali vermiş hala sata dönmemiş ama yani şuranın üzerine 43 bin üzerine bir atmamız lazım Bitcoin'de. Ponttu sanırsam. Bir ponta bakalım. Şöyle bir detaylı derken. Şu süper trendi bir kapatalım. Hiç incelememişim büyük bir olasılıkta. Evet. Şimdi ilk gördüğüm şey arkadaşlar. Bir düşen kanal var. Yani şunu bir günlükte açarsam daha net görürsünüz. Tabii benim e, televizyondan baktığım için biraz tablo büyük geliyor. Şimdi düşen kanal nerede arkadaşlar? yani Pardon şunu bir... E, şöyle bir düşen kanalımız var. Birincisi pont eğer yükselecekse şu anda ikinci kez üçünü kaç kez bayağı bir temas etmiş. Orayı kırması lazım. Sonra bir destek direncimizi bir çizelim. şunu da rengini bir beyaz yapalım arkadaşlar. Beyaz evet şimdi ikinci bir ee... Şöyle gördüğüm en güçlü dirençlerden bir tanesi. İkincisi de şurada var bir tane de arkadaşlar. Onu da çizelim. Sonra 4 saatlik de mi, günlük de mi, ne derseniz ne deyin onu bir bakarız. Şimdi e, pontta gördüğümüz sorun ne arkadaşlar? Şunu bir 4 saatlik de açalım. Daha net olarak e, sizlerin önünüze sunalım. Şurayı bir tablomuzu büyütelim arkadaşlar. Yani şöyle indirdik mi daha net olmuş oluyor. Şimdi bir şu düşen trendi kırmak zorundayız arkadaşlar. Yani ta geçmişten gelen bir düşen trend var. Bu düşen trendi kırmak zorundayız. Kırdık mı evet buradaki bir rüzgarı yakalarız. Ama e, yani gördüğüm kadarıyla burada da pondun en büyük sıkıntısı bir band. Bir bandın üzerine attık mı sert e, hareketleneceğini düşünüyorum. Büyük bir da şurada şöyle yapıyor arkadaşlar. Bakın aslında çok güzel de bir alsat e, fırsatı vermiş. Yani şurada bir oyalanma süreci gidiyor ama şu düşen tren kırılırsa oyalanma süreci biter. Aşağı kırılırsa bakın buranın aşağısı e, hala ikinci bir uçurum olur. Yani nasıl buranın aşağısı e, 12 bandının aşağısı bir uçurum olmuşsa burada da tekrardan özellikle söyleyeyim e, 43 bandının aşağısı birazcık uçurum ama gördüğüm kadarıyla yani şuradan al, e, 47 bandından alıp kaç kadar yani çok güzel 2x kar bırakıyor e, sert hareket ediyor arkadaşlar. Büyük bir olasılıkla hacimsiz koyun olduğu için en ufak bir hacimle sert bir hareket ediyor. Şöyle bir ara sayında bir uyumsuzluk var mı diye pardon yanlış kapattık Şöyle baktığımızda ara sayında bir uyumsuzluk yok ama gördüğüm kadarıyla bakın yani 75 üzeri artık Yavaş yavaş satma zamanı arkadaşlar Bakın şu tepelere bakın hepsi tam Şu iki rencimiz Ben arasayı genellikle 75 Altta ise 25 bandında Tutuyorum yani buranın üzeri evet Buraya yaklaştı mı ve üzerine çıktı mı Eliniz sata gitsin bazen ee, Yani kar almak da Fayda var bakın 1 2 hep tepeleri vurmuş mu arasay? 3 yani yaklaşmış 4 Vurmuş mu 5 Yani bütün tepeleri vurmuş arasay bir şurada fake vermiş, orada da yine aşağı aşağıdaki desteklerini alınsaymış güzel bir e, not olurmuş. Arasayn'da şimdilik bir uyumsuzluk yok, yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi öncelikle bir e, şu düşen kanala bir kırmamız lazım. Kırdıktan sonra ilk karşılaşacağı, yani şöyle söyleyeyim bir bandı üzerinde e, ekstra mum gördüğünüzde bond evet e, düşeni kırmış ve önemli direncini kazanmış olur. Eğer düşen direncinin kırılmasını bekliyorsanız ise 70 bandı üzerindeki ekstra bir mum evet bondun kırıldığını gösterir düşen treni Burada bir rüzgarı arkasına alır. Bakın burada da aynısını yapmış. Ne yapmış bond? Şuradaki bir düşüş direnini çizelim. Gelmiş gelmiş şurada kırmış. E, sonra bir rites hareketi yoluna devam. Yani şuradaki kırılımla beraber bile alsanız ne 70-65 bandı ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani burada düşen trendi kırmış ama üzerindeki e, 72 bandındaki direnci e, kıramamıştır. Burada da büyük bir eğer kırarsa ve üzerinde 72 bandının üzerinde ekstra bir mum yani 72 evet 72-73 bandının üzerinde ekstra bir mum gördüğünüzde evet kırmış. Yukarı sert yönlü bir hareket olabilir. Yani benim beklediğim durum şu olabilir arkadaşlar. Eğer e, bugün ya da yarın kıracaksa şunu bir şöyle bir büyütelim. Şurayı bir aşağı indirelim arkadaşlar. Şunu da bir silelim ki tablomuz temiz olsun. Yani büyük bir olasılık eğer bugün ya da yarın kırarsa bir kırar. E, şu düşen trendi bir test eder. Ondan sonra şu bandın üzerine attık mı? Bakın 70'in üzerine attık mı? Yön yukarı ama önemli yükselişlerin kapısı burası arkadaşlar. Bir bandı. Belki buradan red yer tekrardan yönünü bulup yukarı doğru gider diye düşünüyorum. <laughs> diyeceklerim bunda bondta. Peki bond için hangi band demişti? 11-15 dolar serisini kapa, Yani 2022 yılında eğer piyasalar ayı sezonuna girmiyorsa ki ben ay lafına da karşıyım biliyorsunuz. Ben ay lafından ziyade toplama zamanıdır diyorum. Yani ee, bu çerçevede bakarsınız daha karlı çıkarsınız. Eğer piyasalar aşağı çökmediği sürece bana göre o dediğiniz bant alını çok rahat alır diye düşünüyorum. Yani ilk kez bir e, yorumlarda öyle uçuk kaçık sayılar görmedim teşekkür ediyorum bu arkadaşımıza da Kimdi ismi? Oficial diye e, bir arkadaşım. Var. Hocam Dex'e de bir bakalım DEX son durum ne? Tabii süper trendine bir bakmadık. Ee, süper trendine de bir bakalım mı şunun? Al, sat hala sat sinyali veriyor ama sat sinyalin bitiş yeri de yani 71 72 bandı. Direncimiz de burada ben hep 72 demişim de arkadaşlar. 74 bandında direncimiz. Yani ona göre dikkat edin. Yani 74 ile 73 arası gidip geliyor. Çünkü küçük e, coin'lerde ee, maalesef notlar atışı destekli direnç yöremiz, çok fazla sert hareketler yapıyor. Zaten e, pont coin de çok e, geçmişe sahip yani çok fazla e, geçmiş olan bir coin diye yeni bir proje bakalım. Fio demişti herhalde sırasıyla gidelim de atlamayalım. Dexe, Dexe, Dexe bir bakalım. Dexe'yi ben sanki Herhalde bir iki hafta önce incelemiş gibiyim. Evet yani dedik ki Dex'e de daha önceki incelememiz. Yani şu iki renç arasında gidip gidip gelebilir. E, buranın aşağısına kırmadığı sürece yani 9 bandının aşağısına kırmadığı sürece bir sıkıntı yok. Ama şu düşen trendi kırması lazım. E, yani e, Dex'e de ben demişim ki Şubat'a kadar bir süreç var. Hatta Şubat'ın 4'üne kadar bir süreç var. Bakalım buradaki kırılım ne zaman gelecek. Hala bir kırılım gelmiş değil arkadaşlar net bir kırılım gelmiş değil yani şuradan da alsak buradan da alsak fark etmez e, şu bata kadar bir kırılım gelmesi muhtemel umarım aşağı olmaz eğer aşağısı olursa e, Karşılanacak direnç 7 7 bandına kadar bir geri çekilme olabilir şu süper trendimizi de kapatalım zaten al sinyali üretmiş e, yani al sinyali üretmiş ama şu 11 bandı bizim için çok önemli zaten 11 bandını aldık hem düşen trendi kırmış oluruz. Hem de yani 11'den de 14'e kadar güzel bir yükseliş analığı var arkadaşlar. Geniş bir alan var. Ama dediğim gibi e, burayı 9 bandını kaybetmememiz lazım. Yoksa bizi 6.8-7 bandı bekliyor olacak. Ara sayına bir bakalım. Ara sayıda durum. Ara sayı yatay gidiyor. Yani fiyata da baktığımızda aşağı yukarı yataylık söz konusu bir uyumsuzluk yok ee, i̇kili stratejimiz ne diyor ee, yani al sat al sat sinyali üretecek doğal olarak da çünkü yatay gittiğinde ne net bir şekilde al ne de net bir şekilde sat sinyalidir. Peki hocam bu konum ne konumudur? Yani bana göre şu anda desteğe daha yakın ee, desteğe yakın olduğu sürece aldır ama aşağısına da stoplarınızı koymakta fayda var. Çünkü buranın yani burayı kaybettiğimiz sürece aşağıya gitmek var. Şurada da bir ara direncimiz var arkadaşlar onu da söyleyeyim daha önceki videomda söyledim mi bilmiyorum ama 10 e, bandında da bir ara direncimiz var. Ama bizim için önemli olan yani asıl önemli olan direnç 11, 11.41 12 bandı e, gördüğüm tabloyu başka bir şey diyebilir miyim diyemem arkadaşlar bir formasyon var mı yok arkadaşım düşen trend e, bitcoin'in toparlanmasını bekliyoruz. Ee, gelelim ikinci bir yorum Fio. detaylı yani Osman ve detaylı incelemek derken yani e, çok fazla koyun olduğu için özür diliyorum yani sadece sizden değil bütün arkadaşlardan da özür diliyorum çok fazla detaylı inceleyemiyoruz sadece zaten e, benim amacım da nedir burada video çekerken bir e, destekli iki piyasada kötü bir olumsuz haber varsa en başta biz sizleri uyarıyoruz <laughs> geldik geldik fiyo hadi fiyo dedik e, fiyo'yu kim sormuştu e, evet fiyo'yu osman hocanın fişini de akşama bırakalım e, videoyu fazla uzatmayalım yani saç sinyali vermiş bir şey var mı şöyle bakıyorum şu süper trendi bir kapatalım ne diyor bize ya bu arkadaş hep yeni coin'leri e, sürekli seviyor. Yani orada da bazı, yani yeni coin'leri incelemek kadar zor bir şey yok arkadaşlar Bak onu demek istediğim Yani şuradaki düşüş trendi daha mantıklıymış gibi geliyor. Evet. Yani hocam hepsine düşüş trendi çizecek. Arkadaşlar coin düşüyorsa ne çizeceğiz? Yani yükseliş trendi çizecek halimiz yok. Şu destekleri bir çizelim. Ondan sonra... Yani burada da durum şu, ee, şu bir tane de direnç çizdik ki hocam hep destek çizdiniz sanki koyun aşağı atacakmış gibi. Şimdi gördüğümüz tablo nedir arkadaşlar? Şuraya biraz daha aşağı inelim. Şöyle bir düşen trend var. Ee, i̇kinci düşen trend de burada. Bunu demeye gerek yok. Buna daha var. Çok çok var. Ama önemli olan şu düşüş trendi yani en fazla temas edilen nokta bu. Bir e, düşüş trendini kırması lazım arkadaşlar. Yani yükseliş bek, beklediğiniz için soruyorsunuz bütün konuları. Ben de onu açık ve net söyleyeyim. Şuradan şunu da kapatayım arkadaşlar. Yükseliş için bir düşüş trendini kırması lazım ama ondan ziyade ben fiyo'da ne görüyorum? Bir yatay süreci Yani net bir şekilde bir düşüş trendinden ziyade bir yatay süreç var arkadaşlar. İki renç arasında gidip gidip geliyor yani. ikincisi de neredeyse şurası arkadaşlar. Yani 2.4 bandıyla altımızda neresi var? Ee, 1.4 bandı var. Sıfırlar söylemiyorum. Ee, siz eklersiniz. Şimdi burayı nasıl kırıp yükselişi aralayacaksak arkadaşlar bakın burayı kırmışız. Daha nereye kadar gitmişiz? 44 bandı. Çok güzel kar bırakmış. Yani bu tür durumlarda ben her zaman için diyorum ki arkadaşlar oyun planınız olacak. A coin'ini 2 liradan mı aldınız? 4 liraya satış emri koymak zorundasınız. Ee, yani bunu demek istedim. eğer buralarda aldıysan şurada hemen çok güzel 2x yapmış olacaktınız gelip buralardan aşağıdan toparlasın ama nedir bizim oyun planımız yok aslında ilk başta deriz, evet birazcık kar edeyim sonra baktık 2x mi yaptım bir haftada böyle yaptıysa bu coin daha çıkar 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 derken geliyoruz burada satış yapıyoruz o yüzden alırken oyun planınız olsun satış noktanızı belirleyin, satış emrinizi koyun yüzde yüzünüzde satmaya gerek ana paranızı çekin başka daha düşük projelerde değerlendirebilirsiniz Neyse diyeceklerim bunlar yalnız bakın bir nokta şey 13 band, 14 bandın aşağısı bizi nereye kadar götürür 10 bandına kadar götürür Asıl tehlikesi burası arkadaşlar kaç 55 bandı, 055 bandı. yani tabi buraya kadar düşmesi için daha önünde iki tane güçlü bir desteği var ama e, hem direnç olarak hem desteği çok fazla deniyor yani ikisinden birisi kırılacak ama şu düşüş trendinin bir kırılması önemli e, benim için diyeceğim başka bir çok şey e, videomu da burada sonlandıralım. kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza da üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.